Vay vay vay. Ya durun be arkadaş gel, ya. Gel. Ya. Geliyorum. Dalga geçeceğim. Kanka ne oldu bu? Bismillahirrahmanirrahim ya. Ne oldu lan? Ağlar mıyım ağlama. Kanka bir şey yok, konuştuk. Normal ne istediğimi söyledim, o da ne istediğini söyledi. Kanka yaşı kaçmış. Yani. Ha? Yaşı kaçmış. 28, bir yaş büyük benden. Benden küçük müymüş yani? Diyor, lise zamanında ben onu izliyordum. Ben diyor. Ama lisedeydim eminim. İmkansız, ben üniversitedeydim izlerken. Allah Allah. Ben lisede olduğuma çok eminim yani. Lise son falandı yani. Allah Allah, nasıl oluyor? Ne yaptınız, nasıl geçti? Konuştuk kanka, ben şimdi artık tanımam lazım insanları önce yani. Ders sarılmaya korkmamam lazım mesela yani bir insanı. Korkma değil de çekinme yani, öyle ilişki mi olur arkadaş? O peki yüzden... ya mesela ya diye söylüyorum. Aynurdan söyleyeceğim tabii ki. Ya mesela o bu sefer bir atak yaparsa hiç beklemediğin şekilde. Aynur mu? Hı. Yok. Yapmaz mı diye düşünüyorsun yoksa yapsa da mı? Yapsa da yapmasa da. O kadar. O kadar. Hocam. Ben ne yaşadığımı çok iyi biliyorum arkadaşlar. Araya girdiğimi Mert de çok iyi biliyor. Biraz arada oldu. Arada çekimlerin bitmesine yakın ki bir hafta ve ara. Onu suçlamıyorum. Tabii ben istedim bu durumun böyle olmasını. Ben yaşıyorum yani sonuçlarını. Sıkıntı yok o yüzden. Ama ne yaşadığımı biliyorum yani. Ama bu hatayı bir daha asla düşmem. Ama bu, bak bu ara dönemde herkes akıllandı. Şimdi araya girmeden önce bu dün yayınlanan bölümde çok büyük kavga ediyorlar. Oğuzhan ceketini falan çıkartıyor falan filan. Ben onu izledim. Biz oradan çıktıktan sonra aslında o günün sabahında Oğuzhan bana dedi ki asansörde, bak yemin ediyorum tek bildiğim şey oydu. Gittim onu Dilara'ya söyledim. Onlar orada çok büyük kavga etti, çıktı. Ben de Dilara'ya gitmedim ki. Kanka dedim, bak sabah biz asansörde inerken Oğuzhan bana gelip dedi ki dedim. Ben dedim Dilara ile programdan sonra da devam etmek istiyorum ilişki yaşamaya dedi dedim. Aradayken kavga ettikten sonra. Onlar o kavgadan sonra barıştı. Devamında biz araya girdik. Benim o araya girdiğimizdeki 10 günlük süreçte Mert de biliyor az biraz ama Oğuzhan çok iyi biliyor. Ben hiç yataktan çıkmadım. Yani kafamı kaldırıp kendim dışındaki en ufak bir konunun sesini bile duymak istemedim. 10 günün sonunda ilişkimi bitirdim, Sakarya'ya gittim. O süreçten sonraki dönemde de 2-3 gün Oğuzhan'la beraber kaldık. Yani bu dönemde ne oldu, ne gitti, ne bitti hiçbir şey. Ben o konularla ilgili konuşmadım. Yani o zamanlar onun sinyalini almamıştın yani böyle. Şunu bir şeyin aldım. Sinyalini. Oğuzhan o 10 günlük süreçte bana şey dedi. Araya girdiğimiz ilk 10 günlük süreçte. Kanka dedi, ben dedi Dilara'yla sürekli iletişimde olmak istiyorum. Ama Dilara sürekli bana bahane sundu dedi. Bundan dolayı soğudum, uzaklaştım dedi. Ben de Dilara'ya gelip ona da söyledim bunu. Bak böyle böyle bir şey oluyormuş dedim, haberin olsun dedim. Hani ben çünkü biliyorum iletişim sizinle bu konuda. Aynısını yaşıyor Oğuzhan dedim, haberin olsun dedim. Ondan sonrası ben yokum zaten, Sakarya'ya gittim. Devamında gelişen şeyleri. Yani şeyden dolayı diyorum, Dilara çok net ya şey evet. Olarak emin bir şeylerden. Çünkü ama bana Dilara'yı söylediğinde ben ona da hani söylemiştim, dedim gözünle gördün mü hani herhangi evet. Bir konuşma bir şey. Çünkü hayır ama emin olduğum kişilerden duydum dedi. Şimdi okey güvenebilirsin birilerine tabii evet, ki de evet. Herkes birine güvenebilir ama çok da söylenene göre hareket edilmemesi taraftarıyım ben. O yüzden hani ben ona öyle dönüş yaptım ama Dilara bir şeyler görmüş gibi eminlikte konuşuyordu ki düne kadar. Acaba? Tabii. Hmm. Zaten bence dün video olmasaydı Dilara yine bir tık daha ılımlı olurdu. Ilımlı olabilirdi evet. Şey derdi bence ya galiba sağlam. Ben aynen galiba ben dedi derdi hani şey yapıyorum, büyütüyorum, aynen. Yalan da olabilir falan derdi ama çok net. Çok emin konuşuyor. Ama bu diğerleri de göster o zaman. Şimdi neyine güvenip insanlar göster o zaman diyor. Ben yani. De orasında kala kalıyorum. Olay o kadar değişik bir olay ki. Rümeysa desen onunla da çünkü biz arkadaştık yani onunla evet, da evet. Konuştuk bu süreçte. O da diyor ki hayır diyor böyle bir şey olmadı. Hani olsa da ben oldu ve olacak derim. Bu saatten sonra mesela olabilir diye konuşuyordu. Evet. Çünkü ben diyor o lafları duyduysam boşuna duymuş olmak istemiyorum. Madem ya. Yapayım da o zaman hak edeyim dedi. Şu an olabilir mi diyor Rümeysa? Her şey, her an her şey olabilir diyor. Oğuzhan ne diyor? Onu bilmiyorum, ben ne bileyim. Oğuzhan da kafadadır ya. Olursa olur kafasındadır yani. Çok ilginç. İşin daha garip kısmı bu konuşmalar elemede etkili olur mu? Elemelerden. Olur tabii, niye tabii olmaz. Ki de olur. Değil mi? Bence karar zaten verirken. Tutuşma sebepleri de bu. Öyle mi?
Yani. Doğru söylüyorsun. Yani bir şey demek anladım istemiyorum ben. Da yani.